Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün saat 5'te yeni videoya açılış yaptık. Çünkü ben saat 2'den beri full okuldaydım. Toplantılar vardı. Toplantı bitti. Şimdi eve gidiyorum. Videoma bir giriş yapmıştım ama merdiven çıkacağım için kapattım. Biraz dedim şurada açayım hem sohbet edeyim. Videomu başlatayım dedim. Bugün toplantı vardı. Kızların sınıfının toplantısıydı. İlk veli toplantısıydı. Nasıl geçti? Güzel geçti. Tanışma falandı. Zaten ben okulda olduğum için sürekli tüm öğretmenleri tanıyordum. Geçen seneden de kızları okuldaki öğretmenlerle tanıştırıp kaynaştırmıştım. Çünkü Göktuğ'un okul gezisine ben kızları da götürüyordum biliyorsunuz. Götürdüğüm zamanlarda falan hep tanıştırıp kaynaştırmıştım. Bu da kızlara çok iyi gelmişti. Daha çok gaza gelerek bu okula başlamışlardı. Geçen seneden yaşadığımız sorunları yaşamıyoruz. Çünkü sınıfında şey olarak değiller. Böyle etkisiz eleman gibi değiller. Yani sınıfta gayet iyiler. İyi başlangıç yaptılar. Ben de bu konudan tabii kendimle gurur duyuyorum. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Çünkü bizim sürecimiz gerçekten zordu. Çünkü her ne olursa olsun ben sonradan dahil olan biri olaraktan ben onların hani öz anneleri olmadığım için hep dışarıdan, bizim evimizin içinde değil de dışarıdan bile hep farklı gözle bakılınan olduk. Ama biz bunları aştık. Gayet çocukların okul hayatı da şu anda çok iyi, çok başarılı. Başarı demek, ay sene sonunda bana takdir getirmesi, sınıf birinciliği, bunlar demek değil. Bir toplumda, bir sınıfta çocuğun duruşu, davranışı, hal ve hareketi, her şeyi o okula tertipli, düzenli, tüm eşyalarıyla gitmesi bile bir öğretmen için çok önemli. Yani biraz toplantıdan çıktım, böyle çok mutlu olarak çıktım duyduklarım karşısında. Ben de ne yaptım? Sınıfa kütüphane yapmışlar. Herkesten kitap hani evde seviyeye göre kitap varsa sınıfımıza bağış yapılsın diye. Ben de o hemen orada toplantı esnasında baktım seviyeye göre kitap. Hemen Ümit'e link attım. Ümit dedim bunları dedim bizim sınıfımıza alır mısın dedim. Ümit de sipariş etti. Önümüzdeki hafta içi gelecek inşallah sınıfa. Böyle hediyemiz olacak. Ben Göktuğ'un sınıfına da yapıyordum. Kızların sınıfına da yaptım. Çok da mutlu oldum. Yarın Ayasofya Fatih tarafında gezimiz var. Ben de katılacağım bu geziye. 400 liraydı öğrenci başı. 1200 lira verdim geziye. Ben zaten hep onlarla birlikte gidiyordum. Bu sefer de davet ettiler beni. Ben de katılacağım. Hep birlikte gideceğiz. Sadece kızların sınıfında kızlarla birlikte gitmeyeceğim. Neden diye sorarsanız bunu kendi arkadaşlarıyla birlikte kaynaşsın. Bir dahaki gezide onların arabasıyla giderim. Öyle ayarladık. Çünkü bunu okul idaresiyle, öğretmenleriyle falan öyle düşündük. Öyle yani bilmiyorum, bir seneye ya da belki bu sene bir okul aileye girerim. Çünkü sürekli okulda olduğum için. Pazartesi günü rehberlik öğretmeniyle konuşacağım. Neden? Bizim okulda bir özel durumumuz olduğu için bununla ilgili, kötü olarak değil. Daha yakından tanıma, şey yapma açısından zaten tanıyorlar. Bir de böyle bir ön birebir görüşme olacak. Bilmiyorum Ümit gelir mi ona, gelmez ama ben giderim, hallederim. Vallahi saat 5'e geldi toplantı falan derken daha okuldan çocuklar geldi, abur cubur bir şeyler yediler, yemek yemediler. Çünkü yemeğim sıfır. Daha üzerimi değiştirmeden hemen şu tavuğumu haşlanmaya bırakayım. Tavuklu pilav yapacağım. Yemek hayatın gerçeği. Ne yaparsak yapalım, yemeğe, beslenme ihtiyacımız hiç bitmiyor. Belki beni hani izleyenler artık okul hayatları şeyler hani hep çocuklarında bitirmiş
Şey ama bu konuları burada konuşunca mesela büyüklerimin bana verdiği fikirler bana çok iyi geliyor. İşte biz şöyle böyle yaparsan daha iyi olur. Bu yoldan git falan demeniz beni daha iyi yönlendiriyor. Beni yönlendirmenizde ne oluyor? Siz bana, ben çocuklara gibi bir döngü oluyor. İyi yani, iyi bir şey. Kötü bir şey değil. Ben ne yapayım? Ben şuradan da pirinci ıslayayım. Ondan sonra bu neymiş? Aa, basmati pirinçmiş bu. Basmati pirinç bizim hiç işimizi görmez de benim pirincim olması lazım da. Dur ben pirincimi. Şu anda var ya her şeyi bulgur olarak görüyorum. Bir yakından bakayım. Dedim ya her şeyi bulgur olarak görüyorum diye. Pirinç almıştım. Ne var ama ince dolmalık, molmalık hepsi ayrı ayrı. Biraz fazla yapayım. Yarın da gelince hemen yemek şeyine düşmem. Nişastası çıksın. Kettle'ımızda da suyu kaynasın. Birazdan görüşürüz. Üzerimi değiştirdim. Çok renkli kişiliğime geldim. Bütün tavuk almıştım. 150 lira. Bu. Ne piliçmiş, şem piliçmiş. Sayalım. Şem pirincimizi. Şöyle oturtalım. Tenceremizi. Azıcık da bir yağ dökelim üzerine. Kızlar da dua ezberliyorlar Fil suresine. Biraz da tuz. Tuz ayarım iyi. Elim bir yerine alışkın ama sorun olmadı. Bir de çorba yapacağım. Tekrardan. Tavuğum haşlanırken benim de şöyle kıymalı içinden şöyle azıcık harcım kalmıştı. Hemen bunu patatesli bir yemeğe çevireceğim inşallah. Patates oturtma gibi. Bu da böyle bir yemek olur. Yemek olsun her zaman evde. Zarar gelmez. Yenilir mutlaka. Göktuğ da tıraşa indi. İnşallah sıra bulursa tıraş olacak. Okul açılalı tıraş olmadı. Çünkü yakın olmuştu tıraş. Bugün artık olsun. Papaz gibi gezmesin. Şöyle. Jilet gibi olsun. Bugün hava bayağı sıcaktı. Çocuklara dedim okul çıkışı siz eve geçin. Dinleyin sıcakta beni beklemeyin. Toplantı yine 1-2 saat sürdü. Uzun sürdü yani. Halka halka doğrarım patatesleri. Bir tane patlıcanım, birer tane biberim var. Böyle bir yemek yaparım. Güzel de olur. Ya Esra da başladı. Onu da izleyişim var. Esra Eroğlu. Ölen Veysel'e
Bir de bu bizim geçtiğimiz yerler, hep gittiğimiz yerler. Göktuğ'un dişçisinin arkasıymış. Yani hatta bakkalları soruyor ya, karşısına börek yediğimiz yer. Ne böyle bir şeyler oluyor ya. Hemen şu yemekleri ocağa atıp bakacağım. Ya tekrar oluyor da böyle izlemek hoşuma gidiyor. Seviyorum yani. Bir tane yorum gelmiş bana. Diyor ki Sevilay sen hep mutfaktasın. Ben dışarı çıktığımda da gezi videoları çekiyorum zaten. Bak yarın ki çekeceğim video full gezi videosu olacak. Ama günlük hayatım bu yemek temizlik videosu çok çekmiyorum. Temizlik yapmıyor muyum? Yapıyorum tabii. Hiçbir zaman dağınık bir yerde uyumuyorum. Çamaşırlarımı falan hep geceden yapıyorum bir de bu işlerim biliyor musunuz çoğunlukla. Dağınıklığı hiç sevmiyorum. Bir tane patlıcanım var. Ölmeden kurtardım onu. Bunu yemeğe dahil edeceğim. Şöyle küp küp doğrayalım. Diyorum ya hiçbir şey ziyan etmek istemiyorum. Çünkü ne zorluklarla alıyoruz bunları. Ne oluyor? Hayal aldığın kitapları göstersene. İngilizce öğretmeni ek kitap al dediler. Ama dışarıdan aldık bunu. Okulun anlaştığı kırtasiyeyle göster. Böyle. Rüyanınki nerede? Rüyanın. Anne aynı zaten. Aa, var onu da görelim. Rüyanınkini de görelim. Derler ki bir tanesini almış derler. Sözlük. Yani bunlar ikiz olsa da aynı iki tane çocuk gibi. Yani bir taneyi ikiniz kullanın diye bir şey yok yani. Olmuyor öyle bir şey. Anne fil suresi çok uzunmuş ya. Ezberleyebildiniz mi? Ya yok. Hiç. Çok uzun anne. Çok uzun çok uzun değil mi? O ezberlenecek yani. Hangi güne kadar? Haftaya kadar. Aynen. Osman Hoca der ki bana bunlar ezberlememişler. Ben ne yapayım ne kadar üzülürüm. Kitabım var. Bu normal kitabı. Açık gösterebilir ki şöyle. Evet. Ne kadar aldın o kitabı? 220 lira. Normal 600 lira. Ama şöyle iki tane aldığın için fiyatı ne kadar oldu? 450 lira. Sen hesapla ben. Ben niye hesaplayayım? 440. Ne kadar? 440. Evet, bugün kitap parası 440 lira ödemiş oldum. Bir tane şey var. İçinde sözlük var. Bu sözlüğü alan şöyle bir tane de okuma şeyi falan var. Evet, set. Yani küçük bir set. Normalde evet fiyatı pahalıymış ama sınıf komple almaya karar verdiği için uygun yaptılar. Aynen öyle olmuş. Yani ikisler de var. Aynısı. Yani aynısı. Yok ben şey için gösterdim. İki set olduğunu göster diye dedim. O kadar ilginç değişik yorumlar geliyor ki hayat ondan dolayı. Hayal gelmişken bana bir de salçayı versene dolaptan. Salçalı su yapacağım.
Ne yemek yapacaksın ki anne? Evet. Tavuk karıştırıyorum şu anda. Bir de şu şöyle bir yemek yaptım. Şöyle? Şöyle işte. Şöyle şöyle bir yemek. Kıymalı, patatesli, sebzeli bir yemek işte. Hadi biraz ezberleyin. Sadece duayı ezberlemek değil ki, anlamlarıyla ezberlemek. O zorluyor değil mi? Evet ya. Niye anlamını bildiğini istiyorlar? Anlamını bil. İleride ne kadar... Bu yaşlarda var ya, ben diyorum ki iyi ki küçükken ezberlemişim. Ben anlamını bilmiyorum mesela. Fillerine ne oldu diyor ama. Ezberleyince bize okursun haftaya. Bize de okursun. Alt kelime okuyacak falan oluyor ama. Değil mi? Oku oku ezberle. Hayal biraz daha sıkılıyor ders yaparken. Rüya değil de. Hepsi bir değil. Suyumu da koydum. Tuzumu da. Böyle pişmeye. Suyu az oldu. Az daha koyayım. Sıcak su pişmiş aşağı, soğuk su olmaz. Kıyması kavrulmuş ya, ondan dedim. Bak şimdi daha iyi oldu. Bu arkadaş pişmeye. Hemen buraları toparlayalım. Pilav yapma sanatına başlayalım. Evet. Göktuğ da tıraş olmuş, gelmiş. Hemen gitti. Gözüm çok kırılıyor. Tamam. Ay gelme, git. Git Göktuğ. Vallahi üstüm başım kırılıyor. Göster sen beni. Aynen, hiç mutfağıma girme. Bak bu işte. Evet. Göktuğ şurada makine iz olunca çıldırıyor. Onun için her yere tıraş olamıyor. Evet. Sıkıntılı. Yan dön bakalım. Böyle makine iz olmayacak, jilet gibi olacak böyle. Şöyle. Bak şöyle ola. Jilet. Biraz inceden kalına gelecek. Böyle dazlak gibi sevmiyor. Ama çok kıl bakın. Göktuğ git Allah aşkına, git git git. Git de bir daha aşağıya nerede fön çektirirsin Onur abine. Bir duş al da. Tamam. Hadi görüşürüz. Ödedin mi tıraş parasını? Ödedim. Sen buradan mı götürdün? Yok, babamdan istedim. Ne kadar aldın? 200 lira aldım. Sana para üstünü veriyordum. Al senin olsun. Ne kadar para üstü? 50 lira. Yarın. Tamam. Yarın karşılığım diyeceğim. Yarın okul yok. Aynen. Hadi bir duşa. Tamam. Vallahi dayanamadım. Göktuğ'u gittim kendim duş aldırdım. Çünkü o kıllarda o kendini temizleyemezdi. İz bırakırdın. Aynen. Kendim diyorum yani, ben onu temizleyemezdim. Göktuğ git de giyin üzerine. Havluyla gelmiş buralara ya. Bir şey anlatıyordu da öyle peşimden geldi. Bizim evdeki olaya bakar mısınız şimdi? Bak ben pirinç ısladım. Ama ben makarna haşlıyorum. Niye? Benim çocuklarım makarna yiyeceklermiş. Dayayacağım bunlara makarnayı yoğurtla. Ne pilav tavuk yapıyorlar. Ha, bilmiyorum. Modum düştü. Keşke pirinç ıslamasaydım ya. 3 gün yemek yapmam herhalde daha. Islandı bu pirinç yani.
pilav yapayım da pilav halini saklarım. Ne yapayım daha? Tam pilavlık ayara gelmiş pirinç. Şöyle menüler yaptım. Bunu Ümit'e göndereceğim. Pilavım pişiyor. Göktuğ kızlara duayı ezberletiyor. Yanlış ezberlemişler. Göktuğ kendi ezberlediği taktikle ezberletecek. Anne, hocalar çok hızlı okuyor. Mesela ben elimi okumadan onlar ikinci bir bismillahirrahmanirrahim'e geçmiş oluyor. Şey gibi düşün. Mesela sen nasıl bu kadar hızlı Türkçe konuşabiliyorsan. Sonuçta o senin kendi dilin. Onların da kendi dilleri olduğu için. Bir de hocalar okumuyor. Yani onlar artık kaç senelik hoca okurlar. Hafızlar tabii. Sonuçta. Aynen. Ezberlersiniz, üzerinde durun yeter ki. Anne ezberleyemesem diye çok korkuyorum. Sadece 4 cümle var. Ezberlersin, ezberlersin. Göktuğ da geçen sene neler çekiyordu hatırlamıyor musun? Tepbeti. Ben bile karıştırmıştım artık Göktuğ'u ezberletirken. Tepbede. Anne tepbede diyeceğini artık dememişsinizdir. Artık ben bile doğruyu bildiğim halde karıştırmaya başlamıştım. Çok şükür ezberledik geçti. Siz de ezberlersiniz. Sorun olmaz. Tavuğumuz haşlandı. Diğer yemeklerden çocukların karnını doyurdum ben. Pilavın üzerine koyuyordum herhalde. Pilavın üzerine koymayacağım. Bu kadar güzel haşlandı ki tavuk. Yani kemik şöyle çıktı. Kıkırdak. Tavukları böyle parçalayayım. Pilavla birleştiririm. Sanırım bu videomun burada sonuna geleyim. Günlük, rutin, okul, ev. Ev, dükkan arasında gidip geliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Yarın gezi videosunda görüşürüz inşallah. Canım şöyle nasıl istedi şunu. Ben tavuk haşlamayı çok seviyorum ya. Vallahi böyle çok seviyorum. Hadi ver bana şimdi. Sakla. Çevir arkasına. Hazır mısın? Evet. Elem, Tera. Bakıyor musun anne? Yok ben biliyorum. Tamam. Başında ne deniliyordu? Bismillahirrahmanirrahim. Elem, Tera, Kefefeala, Rabbike, Bi, Ashabi Fil, Le, Elem, Yecal, Keydehum, Fitatlil, evet. Ve Eysel mıydı? Ersele. Aleyhim. Evet. Tayran ve Ebabil. Tayran. Ebabil. Evet. V yok yani arada. Yok ben V derken yani içindekini söylemedim. Tamam devam evet. Et. Buraya kadar da hani yarısında işte birazcık daha ama şey biraz parça size. Parça değil de mesela şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Elem, tere, keyfe, faala, rabbüke, bi asabil, fil diye ezberlemen gerekiyor. Ben nasıl yapıyorum biliyor musun? İkinci teker teker sonra tam okuyorum. Evet bunu birleştirmen lazım. Mesela şey elem, yecal, kayde, hum, fi, tadlil diye mesela böyle yapman gerekiyor. Böyle elem, tere, keyfe, faala gibi keceleyerek ben değil. Ben hızlı okuyayım şimdi. Cesaretin var mı?
Dur, az iş yerine. Dur, sen üç kere oku, babam beni arıyor, ben de ona cevap vereyim. Tamam.